Tabii ki öncelikle çok üzgünüz. Maça çok iyi hazırlandık. Çizdiğimiz planı sahaya yansıttık. Takım çok istekli, motiveli, büyük bir enerjiyle taraftarımızla beraber 90 dakika oynadı. Sonuçta puansız maçı bitirdik. Bir mağlubiyet aldık. Biz galibiyet için oynadık. En az bir puan almamız gerekiyordu. Bunu yapamadık bugün. İlk devre çok pozisyonlar geldi. İkinci devre çok istekle, motivelen devam ettik ve 3-4 pozisyonu girdik. Ama sonuçta golü bulamadık. Böyle takımda karşı golleri de bulamayınca duran toptan, yan toplardan her zaman bir gol yiyebilirsin. Bunda Beşiktaş başardı ve galibiyetten dönüyor. Biz puan alamadığımız için çok üzgünüz. Teşekkür ederim. Evet, soru var mıdır? Selçuk Bey. Geçmiş olsun hocam. Çok sağ olun. 5 tane eksiğimiz vardı, sakatlıkları olan da vardı. Evet. Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz hocam? Tabii fark ediyorsunuz, bizde eksiklik olunca acık performans tabii ki düşer. Bizim kadromuz, mevcut kadromuzdan biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve her oyuncu güvenmeyi de çalışıyoruz. Öyle idmanlara çıkıyoruz, öyle idmanlarda çalışıyoruz ve o isteklen, o motivelen de takımı maçta hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün Zeki'nin çıkması olsun, Benasa'nın ilk devrede 6 numara çok güzel oyuna çıkması olsun. Tabii bizi performanslar acık komple taktiksel yönünden acık düşürüyor. Ama yine de 90 dakika üzerine baksam takım çok istekliydi. Her zaman istediğimiz planı biz Beşiktaş basmaya çalıştık. Pres yapmaya çalıştık. Pozisyonu hızlı bir şekilde öne oynayıp pozisyon çıkarmaya çalıştık. Abi tabii kullanmak gerekiyor. Pozisyonları değerlendirmemiz lazım. İkinci golü bulsaydık bulamadık. Belki bizim yönümüzde daha iyi geçerdi. Üçüncü, dördüncü pozisyonlar çıkabilirdi. Atamayınca her maçta aynısı. Hayat boyunca ben bu işi yapıyorum. Golleri bulunca atman lazım. Pozisyonu çıkardıktan sonra kullanman, değerlendirmen lazım. Bunlar bize çok çok önemli net pozisyonlar. Onun için o konuda biz daha devamlı çalışmamız lazım. Ama bu enerjiyi, bu isteği, bu takım halinde şekli beraber sahaya çıkıp kazanma isteği böyle biz her maça çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsa inşallah ileride puanlarımızı toplayıp daha iyi pozisyonlara gelebiliriz. Başka soru var mı? Aferin. Hocam özellikle geçmiş olsun hepimize. Tırpan kavga da yoktu. Fofana'nın hastalığı, Tayyip ve aynı şekilde Mahatan'ın da sakatlığından dolayı kaldı olmadı. Bu sakatlıkların sebebi nedir? Uzun yani idmanlardaydı oyuncular gördüğümüz kadarıyla da. Ya başlayalım. Evet, Tayyip'le başlayalım. Tayyip bilmiyorum açıklandı mı da ben söyleyeyim şimdi. O devre. Milli arasına gelmişti. Bir hastalık virüsü tutmuştu. Onun için yok. Katroyu alamadık. Aynısı Fofana'da oldu. Tayyip'le bireysel konudu. Onun için katroda değildi bugün. Ama genel biz hep mevcut oyunculara bakıyoruz. Mevcut oyuncuları en iyi şekilde maçta hazırlamaya çalışıyoruz. Ve Samsun Spor'u o taraftarlarla kendi sahamızda o istekle yansıtmaya çalışıyoruz. Bu enerjiyi biz sahaya yansıttık. Ona inanıyorum ben. Tırpan bireysel konudu. Bireysel olmadı. Evet. Evet, başka soru var mıdır? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Yani böyle 4-5 tane çok net pozisyon. Benasar'ın çıkması etkiledi mutlaka. Orta sahada çünkü hocanın tamamen de tekrar bir değişik yapması gerekiyordu. Tabii hocanın bugün karşılaşmayı tribünden takip etmesi, saha kenarında olması mutlaka onun da bir nebze olsun her ne kadar diğer arkadaşlarımız hocanın dedektiflerini yerine getirmeye çalışsa da tabii bir teknikte adamın saha kenarında olması tamamen daha özgüvenli olmuş oluyordu. Çünkü yani burada sonuç olarak gerçekten çok üzücü. Yani her anlamıyla. Ama eğer oyun olaraktan girmiş olduğumuz pozisyon olaraktan değerlendirecek olursak da yani bu takımın bu pozisyonlara girebildiğini görmüş oluyoruz. Ama futbolun da bir sonuç olduğunu, oyun olduğunu unutmamamız gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonlarda cömertçe artık harcamamamız gerekiyor. Sonuçta açıklama yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama değişen hiçbir şey olmuyor maalesef. Yani bugünkü karşılaşmada da yine böyle ufak tefek pozisyonları hep rakibe verdi ama yani hocanın ismi açıklandığında zaten bizim değişik bir şekilde de bir yönetim beklememiz hayalci olurdu. Çünkü bir iki karşılaşmada değil. Yani bizim bugüne kadar oynamış olduğumuz, bugün de ve geçmişte de oynamış olduğumuz karşılaşmada maalesef aynı hataları yaptı.
Üzücü. Yani gerçekten çok üzücü ama burada yani herkesin aynı sıkıntılar üzerinde durup herhangi bir değişikliğin olmayışı da açıkçası Türk futbolunun adına üzücü. Ya iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ama bulduğun şansları gole çevirmen lazım. Yoksa Beşiktaş gibi kalite bir takım bunu cezalandırır ve üzgünüz. Elimde diyecek çok bir şey yok. Önümüzdeki maçlar inşallah daha iyi yaparız.